Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar, selamünaleyküm. Şu an denizin ortasındayız. Biraz dalgalı hava, rüzgarlı. İnşallah sesim geliyordur. Bugün yine para katacağız her zamanki gibi. Sepetimiz burada. Mamunla yemledik bunları. Yaklaşık 700 iğne atacağız. Burada da ekmek var ama bunu yarın atacağız. Bunu farklı bir video yapacağız. Veya bakarız duruma göre, ikisini de birleştirebiliriz. Şimdi derinlik 60 metre. Öncelikle yeni takipçilerimiz için kendimizi bir tanıtalım. Biz Akyaka, Muğla, Akyaka, Gögova körfezinden çıkıyoruz. Akyaka'dan çıkıyoruz. Balıkçıyız. Ben Ozan Erzoğlu, babam Hüsnü. İşte beraber yeşil ruhsatlı teknemiz var. Tekneyle birlikte balıkçılık yapıyoruz. Kendimiz tutuyoruz, kendimiz satıyoruz. Yeni abone olan arkadaşlara hoş geldiniz diyorum ben. Sağ olun, var olun. Beğeni ve yorumlar için hepinize teşekkür ederiz. Neyse, ileriki zamanlarda tekrar konuşuruz. Şu an biraz dalga var. Paraketimizi atmaya başlıyoruz. İnşallah hayırlı bir av olur. Ne diyoruz? Size iyi seyirler, bize de rastgele. O zaman başlıyoruz videomuza. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle koyan kamerayı. Sinelerin dolaşmaması için önce suluyoruz sepeti. Hadi bakalım ya Allah, ya bismillah. Yaklaşık 200 iğnemiz kaldı. 500'e attık. 200 iğne kaldı. İşte biraz yaklaştırıyoruz. Böyle tek tek bu iğneler buradan çıkıp duruyor. Aralara böyle ara taş atıyoruz. Değil mi Üstüreyiz? Evet. Niye atıyoruz? Arkadaşı paraketimiz yüge inmesi için havalık yapıyoruz. Evet. Mamun aşağıya inerken ufak balıklar havada yemesin, bir an önce insin diye. Evet. Bir de dip takım olduğu için zemine iyice otursun diye. Evet. Zaten taş takmazsan, atmazsan yani havada gezer. Evet. Reis, sen niye sallanıp durun ya? Hayır, sallanıp. Ha, lastik mi patlak yoksa? Olabilir. Havası az gibi. Yani şu an buralarda balon çok. Ama balonun olmadığı yerde balık da olmuyor. Böyle bir şey de var. Yani onun için
ara şamandırayı patlatıyoruz. Artık yani hiç zayiat vermeden alabilirsek çok iyi. Değil mi Süreyiz? Evet. Bunu bilerek atacağız yani. Balon olduğundan. Çünkü balon olmadı, yer attık. Geçen günü doğrudur balık olmadı. Çünkü bu balon dediğimiz balık zaten balıkla beslendiği için balığı takip ediyor. Nerede balık? Orada bu. Yani balık iki arada bir derede kalıyor. Yukarı gitse Ozan Kaptan'la Hüsnü Reis var. Aşağı gitse balon var. Nereye gideceğini bilemeyiptir şu anda balık. Şaşırmış kalmış durumda. Biz de şaşırdık değil mi? Evet. Balondan. Hızlı olan balığı kapağı. Arkadaşlar balon oltamızı kestiğinden kestiği bir iş değil de ananı kesiyor yani. Fark edimiz takım kalıyor. Fark edimiz dipte kalıyor yani denizde kalıyor. Üstündeki balığa mı yanar? Denizin kirlendiğine mi yanar? Evet. Takımın gittiğine mi yanar? Her türlü zarar. Evet. Hem doğaya zarar hem balıkçıya zarar. Evet arkadaşlar, para kentimiz bitti şimdi. Son şamandıramızı atıyoruz. Saat 7 çeyrek geçiptir. İşte 8 çeyrek geçe, 9 çeyrek geçe, 9 gibi kısmet olursa başlayacağız bakalım. Ortalık yavaş yavaş kapırmaya başladı. Ay gün atmaya. Bakıyoruz. Sabah ola hayrola inşallah. Hadi sabahla görüşürüz. İyi mi? Hadi inşallah hayırlı bereketli bir yağ olur. Ya Allah ya bismillah dedik, başladık hareketimize. Rastgele Hüsnü Reis. Sağ ol Allah razı olsun. Bir arkadaşlara iyi seyirler de dön de. Arkadaşlar sizlere iyi seyirler, bize rastgele. Hadi bakalım. Gökova'dan sevgiler. Muğla Gökova'dan sevgiler. Topala. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Boş. Devam. Thank you.
Evet, bir tane çuprak ekeri gibi arkadaşlar. Aynen. Kaballaki. İnşallah. Çupranın vakti geldi yavaş yavaş. Geçen sene Bodrum açıklarında trolle çevirdiler, gırgırlar falan. Buraya göç balığı girmedi. İnşallah bu sene girecek. Girerse çok güzel olacak. Aslında şöyle bir durum var. Balık çoğaldığı zaman bu sefer ne olacak? Şimdi çupra sezon bitti burada. Fazla şey yok, insan yok, restoranlar boş. Onun için çupra yazın 400-450 idin. Şimdi oldu 300-350. Bir de işin içine çiftlik balığı girince çiftlik çuprası da var. Restoranların çoğu maliyeti ucuz diye, kar oranı yüksek diye çiftlik çuprası satıyor. Ondan dolayı şimdi çupra 300 liraya düştü, 250 liraya düştü. Yarın balık biraz daha çoğalırsa bu sefer ne olacak? 150-200 liraya düşecek. Hani 30 kilo balık yakalayacaksın ama aynı parayı kazanacaksın. Masraf aynı ya. Yani öyle bir durum var aslında. Geliyor bir çupra da arkadaşlar. Maşallah. Bu bir tık daha büyük öbürkünden. Bu bayağı olmuş geçeli. He? Bu bayağı olmuş geçeli. Ne? Ölmüş mü? İyi. 3-5, 3-5 oradan buradan derken olup gidecek çupra. Olur be, Allah bin bereketlesin. Kılgınlık olsa daha iyi. Niye? 20 kilo. Üzerden 2 milyar. Hayır. He? Üzerden 2 milyar. Ya. Patlak gözlü çok ufak ya. He? Patlak gözlü ufak oluyor. Aynen. Yüzlü dek gel abla sana. 97 öğrendim ben. Kepterdenim ben. Sonradan oldu yok. 70'e düştüm. İyi. Sonra Esentepe eski muhtar var Mustafa. Onun kardeşi var. Abisi herhalde. Hepsini çekim alayım dedi. 50 lira dedim. 2 kilo kusur geldi. 2 kilo kusur. 60. 115 lira 400 lira verenler benim ağrım. Hepsini aldı ya ufak birisi. Abi ticaret budur. Belli bir rakamda takılı kalmayacaksın. Ya balığa gidiyorum. Öyle olmasa yemezdim ben o fiyatıda. Araba da yok. Her şey göz önüne alacak. Gel oğlum. Ha, gel. Ha. Bizim adam geldi. Mesai başladı. Gel. At Hüsnü babası. Aslanım benim be. F-16 mısın be mübarek? Yaptı yine gösteri uçuşunu bize. Balon da yapmış. Balon da inmiş. Ona ellemesin de. Öyle biz nere uğra. Garibim ne yapsın? Ekmek davası. Ekmek davasında o da. Biz gibi değil mi? Reis. Biz de balık nere biz ora. Döngüne yatılıyız, kalıyoruz denizde. Mazot kaç para olmuş? Git gel 200-250 lira yakıyorum. En azından kalırsak 250 lira cepte. Bak. Ardı ardına ya. Ardı ardına ellemiş. Aha geldi bir tane daha çupra. Allah bin bereket versin. Bu da bayağı olmuş geçen. Geceden almış bu. Bunlar kaballa ki. Buranın bir tık ufağı.
Yani bu balık salınmaz yani geri. Salsan bu balık yaşamaz. Ölür zaten ya. Bitmiş. Balık yalvarıptır, kurtar beni. Ozan kaptan deyiptir. Değil mi Hüsnü Reis? He. Onu akşam Hüsnü Reis bakar icabına. Olu olu. Olu olu. Tabii ya, olma mı ya? Kıl kuyruk yer lan. Kıl kuyruk mu yok? Yok anne. Niye? Yani. Bu daha mı güzel? İlyan çatarız. He? Çatarız ilyarı. İrileri satamız. Sol yap. Ya boğazına insene. Ölümlü dünya. Böğün varız yarın yokuz. Yiyip durun ya. Evet. Gel bir çukura daha. Maşallah maşallah. Bu yeni geçmiş daha. Gel bakalım oğlum. Gavallilaki bu da. Dur. Maşallah. Sonra öğleden sonra yiyeriz bunu kendimiz. Hüsnü Reis yedirmece oturan ben. Yiyeceğim yani. Ver akıl durduk yem diyorum. Hüsnü Reis kahvelerimizi de yaptı. Sağ ol Hüsnü Reis, eline sağlık. Afiyet olsun. Bende kafanda beyaz bir şey var, kalem mi o? Ha. Ne? Hayırdır? Kalem. Hayır. Katip mi oldun sen? Ha. Niye hep durun? Ne oldu? Hiç verimazsın ya. Ben yeme çıktım. Geldi bir tane daha çupra, açtan yeriz gari. Ha? Kıl kuyruk yiyorum ben. Kıl kuyruk mu? Hı hı. Birader çupra yiyem. Doğru. Bir de neyden doymazmış da ondan kıl kuyruk yiyecek. Kaç tane yiyeceksin? 10. 10. 1 kilo. Değil mi? Yarım kilo. İkişer tane yiyeyim çupra. He? Satarım çupraları. Müşteri şu an. Müşteri var mı? Hazır. Maşallah. Kaç tane? Gram, gram acan göre. Ya bunlar ne giden? Bunlar ufak ya. Tamam kaçtan gider? 200. 200. İyi. Oo, gel bir tane daha Hüsnü Reis. Bir tane daha gel çupra. Geldim ya. Yaradan gönderdi. İyisin Ozan kaptan dedi. Yiyor musun sen? Yemem mi ya o? Hep balığın en ufağını biz mi yiyoruz? Evet. Niye? Öyle. Bak. Sadık bile ne deyip duru. Ufakları bize verin, siz büyüğü yiyin deyip duru. Bu nasılmış bakalım. Bu da lila kedi ya. Yani boydaydı bu. Bu biraz daha iyi, bir tık daha iyi bu. Evet, bugün bayağı bir zayiat var. Bunları balon yemiş, bu iş bizim adama yaradı, Sadık'a. Gel, bekle bir orada bak. Gel hadi gel. Gel tamam, gel, veriyorum gel. Al. Al bunu da al. Gel. Aferin sana be. Donat. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Değil mi Süreyiz? Evet doğru. Öyle evde boş yatmak yok. Süreyiz kaç yaşında hala çalıştırıyor. Yaş kaç? 65. Maşallah. Allah bir 65 daha göstersin. He? Abi. Sabahki havaya bakın arkadaşlar, şimdiki havaya bakın. Sabah kat kat giyindik, üşüdük, şimdi de yandık. İşte bu olanın havası bu.
Keşkeyle de kar yağmaya başlamış. Daha bizim karşı dağa bile yağmış ağlaya. Ceren'le böğüm bakalla belki bizim oraları. Evet, bir çupra daha geçelim. Dün bakıptılar mı köyde? Baktılar da ben de böğüm bakalla belki bizim oraları derim. Gel bakalım oğlum. İnşallah. Hep ufak bunlar ya. Bir laki. Sağ yap bu. Gel bir tane daha laki. La dur. Sizin büyük lens nerede ya? He? Millet de bunu çok seviyor. Böyle orta boyu. Ben sen yiyor musun balık? Hem fiyatı uygun hem de çok kılçık olmuyor diye çocuğuna falan bunlardan al diyor. Hadi yap yiyelim üst reis. Bana çupra kızar. Yo yo. Dur gel. Ne? Çupra yiyelim biraz da ne? Yiyelim de. He? Boş ver yemeyim ya. Niye? La elde gaz bizde yok mu? Olsun. Ciro'dan zarar etmem. Ya bir günde yiy la, bir günde yiy ya. Her günde kuş. Buyruğu yaralı. Şey yap, kıl buyruğu. Orasını keser yeriz. Tamam işte onu. Ufakları eden. He? Ufakları. La Allah seni ya. Ben o zaman yaralıları Sadık abi yemeyelim, biz yiyelim madem. Hadi yiyelim la birader çıpra. He? Birader yiyelim. Doğru, yiyelim tabi ya, Allah Allah. He? Öyle Allah. Yeter mi? Yeter be değil mi? Yetmez hem de. He? Yetmez zaten 10 tane kıl kuyruğu kendin yiyorsun. Salata yok, bir şey yok, çorba yok yanında. Kuru kuru. Sen yiy bak. Gelip dur aşağıdan. İyi. Gel. Reis yedirmeyecek adamı ya. Neredeler? Daha geç gel. Gel. Orada arkaya at deli o. Yeter gel bu ya. Bunlar yürüsek akşam yemeğiz ya. He? Akşam yemeğiz. Akşam. Bunların yerinde akşam yemeğiz hep bura. Öğlen yeme. Öğlenden akşam karışık. Karışık. Akşam yemezler bunları yiyeceğiz. İkindi bu. Ha. Bülgar gel geliyor. Ha? Bülgar. Ha. Aslanım be. Gördün mü reis? He? Biliyor. Maşallah aşağı yukarı 1 kilosu var arkadaşlar. Evet, kıl buyruğu yutmuş arkadaşlar. Arkadaş.
Evet sayın seyirciler, sayın izleyiciler, abonelerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız. Hüsnü Reis'ten bugün balık pişirme tarifi. Evet yorumlarda veya Hüsnü Reis'e hep soruyorlar. Ya bu Hüsnü Reis bu balık yapışmadan nasıl kızarıyor diye. Hüsnü Reis bakın unsuz, bakın, unsuz bu. Denizdeyiz. Balık kızarttım ben güzel bugün. Evet. Yağı kızdıracaksın iyice. Yağı kızdığın zaman balığı atacaksın cesur diyecek he. Ne yapacak? Ne diyecek? Cesur diye ses çıkaracak he. Cesur diye? Evet. Evet cesur diye ses çıkarmaz olmaz. Ya kızdık olunca ondan sonra balığı al pişmekten sonra çevirmeyeceksin yani. Çevirirken balık parçalanır yani. Evet dağılır. Dağılır yani. Bakın lokum gibi maşallah. Evet şimdi Hüsnü Reis'in mutfağındayız. Evet, bak arkadaşlar. Evet. Bak hafiften kızardı. Ha. Çevirdim yani. Evet. Balık koyduğum şekilde yani. Ha, oynanmaz bu. Balıkta erime parçalanma yok yani. Evet. Bir ters bir düz bitti. Değil mi? Evet. Öyle oynanıp durmaz. Oynanmaz. Oynanırsa... Parçalarsın. Parçalarsın evet. Mundaralı balık. Evet. Dağılır. Hadi bakalım Hüsnü Reis eline sağlık. Afiyet olsun. Az sonra yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Evet. Dükkanımız da burada. Maşallah havada mıyız? Hadi bakalım devam. Az bir şey kaldı. Burada topla verem. Atmaz yolcu yok. Tamam, balon et etmiş her yeri ya. Sağında rakipler var. Bir daha seferde 2 kilo soğan, 1 kilo biber, 2 kilo domates aldım. Alıp gelmedin mi? Ne zaman? Bugün. Limon, soğan alıp gelmedin mi? Hep bir dahaki sefere diyorsun. Alıp soğan koyuyorum. Evet, tekrar bir çukura daha arkadaşlar. Ötekilerden daha iyi. Aynen. Bir tık iyi. İnşallah. Hüsnü Reis sevineyim de gidiklerimizin yanına geldi diye. Evet. Gel gel bir tane daha. Aa, bu da güzel. Hüsnü Reis! Yediklerimizin yerini tuttum ben bak. Bakmıyorsun. Ya yediklerimizin yerine geldi gördün mü? Birer tane. He? Allah beni. Ya çok da kasmaya gerek yok. Ara sıra yemek lazım. Allah beni. Hem kalacaksın hem yiyeceksin. Evet. Reis'ten özlü sözler. Aslan gibi çalışırım, kaplan gibi yerin dedi. Instagram adresimiz de var arkadaşlar bizim. Fishing Gökova. Aynen Instagram. Bir de Hüsnü Terzoğlu, Ozan Terzoğlu. Orada Facebook adreslerimiz de var. Babam çok hani Facebook'ta mesajlara cevap veremez. Facebook olan arkadaşlar Ozan Terzoğlu oradan ulaşabilirsiniz bana sormak istediğiniz bir şey olursa. Instagram adresimizi de takip edelim. TikTok da var. Hepsi Fishing Coco bunları. Evet, paraketimiz bitti arkadaşlar. Bir teknemizi istop edelim bari. Hüsnü Reis devam. Yiyor.
Of 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 maşallah. Son parti buralarda. Sürekli yanmış ala bu. Nasıl? Allah hu yanmış ha. Hu da yanmış. Olmuş olmuş. Nazar yedirdik ya. Yaktın ya balığı. Neyse. Böyle titrek. He? Of of. Yağdan dökelim mi? Maşallah maşallah. Evet, Allah ben bereket versin. Ara koyayım. Maşallah. Hüsnü Reis, eline sağlık. Afiyet olsun. Dubiyon solu kal ya. Ne yaptın lan? He? Alıp durur mu? Bunlar balıklara mı? Martılara, balıklara. Evet. Aşağı yukarı 100 iğne kaldı arkadaşlar denizde. Şurası. Şurası geçen gün kaldı. Burası da böğün kaldı. 100 iğne kaldı. Böyle böyle esildi gitti, para gitti. Bakalım. İnşallah yeni takım yapacağız. Allah izin verirse. Hava güzel. Hava güzel. Şu şimdi gösterdi mi ya? Tamam. Üstüne reis pişirdi bunları arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın ha. Bam bam. Bu ekmeği oraya al. Oraya önün al. Öyle önün yok o. Oh oh oh. Evet arkadaşlar, o zaman bu videomuzu da burada kapatalım. Şimdi biz daha denizdeyiz. Yemeği yedikten sonra ekmek para gedisi var işte. Onu atacağız biraz sonra. Bir saat daha ileri gideceğiz. Burada balon var. Balon ekmeğe beyaz yemi çok sever. Onun için ileri gideceğiz. Şu an biz 60 metredeyiz. Bir yüzleri falan bulacağız. Bu videoyu kapatacağız. Öbür günü ayrı video yapacağız. Çünkü çok uzun oluyor videolar. Yeni abone olan arkadaşlar hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar beğeni ve yorumlar için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar. Göguva Körfezi'nden, Muğla Akyaka'dan. Teknemiz yapım aşamasında. Önümüzdeki günlerde teknemizin ilk halini sizlerle paylaşmış olacağız. Bakalım. Bayağı iskelet falan meydana geldi. Güzel projelerimiz var, güzel düşüncelerimiz var, güzel hayata geçireceğimiz planlarımız var. Bu başta tekne, daha sonra bir tane daha bir sürprizimiz olacak ileriki zamanlarda. O zaman ileriki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hüsnü Reis bir şey değil mi? Hüsnü Reis, karnı acıktı. Acıktı tabii. Nasıl çalışıyorsak öyle de yiyeceğiz değil mi? Öyle. Buyurun arkadaşlar. He? Buyurun. Ha, buyurun. Yolunuz düşerse ha. Buyurun. Hüsnü Reis yazın. Mekanda olacak. Yeni mekanımızda inşallah. Yeni bir mekanımız olacak. Bakalım hayırlısı. İleriki günlerde sizlerle paylaşırız bunu. Bizi gelip göremeyen misafirlerimiz, izleyicilerimiz. Bu yaz Akyaka'dayız arkadaşlar. 7-24 Akyaka'dayız. Herkesi bekleriz. Hüsnü Reis afiyet olsun. Tamam. İyi. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın gari. Hasta olman, kış kekkeli. Bol bol yiyin boğazınıza. Önce sağlık. Bol bol balık bak, yiyin. Sadık bile boğazının peşinde. Oraya balık şeyler attı Üstün Reis, onları yiyen toplayan diye uğraşıp durur. Bol bol balık yiyin deptir Üstün Reis. Kendinize iyi bakın, görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.